Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün herkesin merak ettiği bir karşılaştırma ile sizlerleyiz. Hangi karşılaştırmayı yapacağız? Şu anda elimizin altında 4. nesil Ryzen 7'ye sahip bir bilgisayar ve Intel'in 10. nesil i7 işlemcisine sahip bir bilgisayar var. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere bu iki işlemcinin performansını karşılaştırmaya çalışacağız. Nasıl yapacağız bunu hemen size belirtelim. Öncelikle markalara takılmayalım arkadaşlar. Bir tarafta Asus, bir tarafta Monster Notebook var. Fakat burada amacımız markaları karşılaştırmak değil ya da modelleri karşılaştırmak değil. Bunu size hemen baştan belirtelim. Burada bizim asıl amacımız işlemcileri karşılaştırabilmek ve imkanlar dahilinde bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Biz de isterdik bir kasamız olsun, toplayalım. En önce sökelim Ryzen'ı takalım, onu sökelim işte i7'yi takalım. Bakalım nasıl bir performans sunacak. Fakat eldeki imkanlar bu olduğu için size kalburüstü bir karşılaştırma sunacağız. Yine burada da tabii fikir sahibi olmanızı sağlayacağımızı umuyorum. Şunu yapacağız arkadaşlar, iki bilgisayarımıza da PC Benchmark testini uygulayacağız. Ve böylece hangi işlemcinin yüksek puan aldığına beraber göz atmış olacağız. Ardından PUBG'yi açacağız iki bilgisayarda da ve bu oyunu deneyimleyeceğiz. Burada biz daha çok işte CPU sıcaklığına falan bakacağız. İşte ölçüm yapacağız, bilgisayarımızın ne kadar ısındığına bakacağız. Dolayısıyla az buçuk bir performanslar hakkında da bilgi sahibi olmuş olacağız. Tabii şunu belirtmek gerekiyor. Sadece bu yapacağımız testler işlemci ile alakalı testler değil. Ekran kartı tarafında da önemli farklar var. Örneğin Intel ile gelen bilgisayarda GTX 1650 ekran kartı varken Ryzen 7 ile gelen bilgisayarımızda ise RTX 2060 ekran kartı bulunuyor ki bu önemli bir fark. Bunu size baştan belirtelim. Artı şunu da söyleyelim. Intel tarafında 16 GB DDR4 RAM'imiz bulunurken AMD yani Ryzen tarafında ise 8 GB'lık DDR4 RAM'imiz mevcut. Bu kriterleri bir kere bir kenarda tutun. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri yaptığımız testler ile baş başa bırakalım.
Evet arkadaşlar, bu videomuzda 4. nesil Ryzen 7 ile 10. nesil Intel i7 işlemciyi karşılaştırmaya çalıştık. Yani elimizdeki imkanlarda ne yaptık? Oyun oynadık, işte fan seslerini falan ölçtük, derecelerini ölçtük. Yani ısınma sıcaklıklarını sizlere gösterdik, oyundaki performansını gösterdik ve PC Mark testinden aldığı puanları gördük. Şunu söylemek mümkün, Ryzen bu işlemcisiyle Intel ile başa baş bir performans sunmayı başarmış. Hatta öne geçtiği bazı noktalarda var. Lakin ısınma tarafında hala belli başlı sorunları görüyoruz. Özellikle uzun süreli kullanımlarda bunu yaşamak mümkün. Fakat bu ısınma çok fazla bir dert eder mi? Yani sorun eder mi? Biraz açıkçası şüpheliyim. Çünkü bilgisayarınızın soğutma performansı iyi ise Ryzen o noktada biraz kendini dengeleyebiliyor 4. nesil işlemcisinde. Ve performanstan çok fazla ödün vermiyor. Dolayısıyla bu sefer bu iş olmuş diyebiliriz Ryzen 4. nesil Ryzen 7 için. Yani 10. nesil Intel i7 almak yerine 4. nesil Ryzen 7 alınır mı derseniz, evet bence alınır arkadaşlar. Ki arada önemli bir fiyat farkı da var, bunu da unutmayın. Dolayısıyla burada alacağınız Ryzen işlemci sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Başka bir incelemede görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.